Sıradaki kayınvalidem Beyhan Sultan oluyor. Geldim. Afiyet olsun. Lahmacun börek. Nasıl oluyor? Lahmacun iç harcıyla güzel bir börek yapmışlar. Açayım mı? Aç tabii. Fena değil. Kıyması içinde pişmiş, güzel kızarmış. Tadı tuzu da iyi. Yani çok çok beğenmediysem de iyi yani. Fena değil diyorsun. Fena değil, değil. Peki. Yani. Geçelim ikinci tabağa o zaman. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O kadar şey ki hani insan yorum yapacak bir şey de bulamıyor. Yani kıyma kavrulmamış ki fırında içinde çiğ pişmiş. Yani kıyma bu kadar pişer, fazlası pişmez. İyi harmanlanmış, sarması olmuş. Yani kızarması iyi, fena değil. Yani bu da fena değil. Kızarmış, üstü kızarmamış. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Hiçbirinin yani tat olarak birbirinden farkı yok. Hepsinin tadı aynı. Yalnız sadece işte bazen şekile, görsele takıldığım... Şimdi aynı dediğin için soracağım. Hı. Sonuçta bir el lezzeti var, malzeme aynı. Tabii canım. Kasap aynı. Tabii he. Yufkacı aynı. Her şey aynı. O zaman hepsini beğendin demek mi? Yani hepsine mi beş vereceğim? Beğendin de yani değil mi? Yani, ha, lezzetli geldi mi? Evet, hepsi tamam. İyi geldi. İyi ama ben gene de gelinimi bulmak zorundayım. Tabii. Yani iyi. En azından güzel tabaklar çıkmış ortaya. Evet yani güzel çıkmış yani bugün. Hı. Bu da fena değil. Yani tadı, tuzu yerinde sonuçta bir hazır yufka olduğu için kıymayı da iyi harmanlamış. Bu da iyi. Evet. Kayınvalidelerimin en çok zorlandığı senaryo bu. Hepsini aynen beğenince puanlar da zorlaşıyor. En çok beğendiğin oldu mu? Bunu unan bundan. En çok onları mı beğendin? Evet. Hmm. Birinci tabakla üçüncü tabağı beğendim. Yani ne yapalım, puan bilmiyorum verelim mi? Buna bir vereceğim. İkinci tabak bir puan. Buna dört veriyorum. Üçüncü tabak dört puan. Bana bakma, ben bilmiyorum. Buna da beş veriyorum. Birinci tabak beş puan ve dördüncü tabak bir puan. Cesur puanladın. Güzel, cesurdun. Yani hepsine yüksek vermedin sonuçta. Hadi o zaman iki tane birimiz var. Bir tanesini öğrenelim kiminmiş. Evet, Beyhan kayınvalidemden iki tane bir aldı gelinlerimiz. Bakalım bir tanesi kimi üzecek? Bir puanın sahibi gelin, açalım öğrenelim kimmiş değil mi Beyhan abla? Gerçekten öğrenelim. Hasret! Neyini beğenmedin tabağımı? Yani... Hasret şöyle beğenmedim. Aslında tabaklarda hepsi aynı. Daha kıymasından tad almadım. Bir de biraz daha görsel olarak küçüktü. Tamam mı? Küçüktü. Ondan ben ona bir verdim. Çünkü ben dün çok kıymasından puan lezzet alamadın mı dedin? He. Neden orada ben yorumlarken söylemedin güzel dedin? Ben bir bitireyim. Dün ben çok puan dağıttım. Gelinimi bulamadım. Bugün daha dikkatli olmam lazım. Yani o yüzden de bir binmek zorundaydım. O da sana geldi. Diyorsun ki ben senin hakkını yedim. Hakkım. Hakkını yedim, beğendim. Nerede? Güzel olmuş dediğin ya tabağa bir verdin. Ya. Hak yedin. Bu hak ne? Hakkı öyle mi biliyorsunuz? Nasıl? Sen bir öğretsen hak nasıl yeniliyor? Sen kaynanana desene gelinlerin hakkını yeme diye.
Yemiyor zaten. Gayet yorumuna göre veriyor. Hepsine güzel olmuş. Dedi beş ki, tane bir güzel kullan. Yapıyor mesela. Ya o zaman halktan bahsetsene. Yok, benim hakkımı çok yiyor. Ha. Afiyet olsun. Beğenmiyor, bir kadar. Veriyor. Beğenmiyor, bir veriyor. Kayınvalidem onun telafisini yapıyor. Ertesi günde 5-4-4 yapıyor. Evet. Öyle hak telafisini çok güzel yapar o. Yani şu hak lafını bana deyince... Burada 4 tane tamam mı? Bir tane bir vermek zorundasın. Diyeceğim ki bir tane bir verdin. O bir bana denk geldi. Bak, tamam. Ben ama iki tane bir kullandım. Hepsini beğendiğim bir tabaklamada... İki tane tabağın puanını alıyorsun, yukarıya koyuyorsun, iki tanesini de yerin dibine koyuyorsun ki eşit olduğu halde diyorsun bunları. Ya dikkat dördü ettiyseniz eşit... aynı dünkü puanlamasıyla aynısını yaptı, bir tek dördüncü tabağı yanlışlıkla tamam, bir verdi. Tamam, dünkü puanlamada sen daha açılmadan ben söylediğim neydi? Birinci yok, tabağın şunu söylüyorum. Yeri. Birinci tabağı 5, ikinci tabağı 1, evet. Üçüncüye 4. Yani sıralaması yine aynı, bir tek dördüncü tabağı verdi. Verdi. Hemen hemen. O da inşallah. Yani genel olarak... Tabakların hakkını yiyor. Bir tane tabakları alıyor, göğe çıkartıyor, gerisini yerin dibine sokuyor. Ondan sonra biz burada çabalayalım, güzel yemek yapacağız da puan kutlayacağız diye. Burada sadece çabalayan sen misin? Bana sesimi yükselttin mi? Yükselt. Hepsi sen çabalıyor. Teyze. Senin, ben de diyorum ki, mısın? Senin kayınvaliden 5-1-1 yaparken kaynanana dedin mi ki, hı, anne hepsi burada çabaladı, sen onlara hakkını yedin beğeniyor dedin mi? Bir şey söyleyeceğim, benim tabağımı beğeniyor, diğerlerini beğenmiyor, 1-1 veriyor ama sen hepsini beğendim dedin. Senin söylediklerin ne? Yaptın, beğendim ama 1 verdim. Bir aşağı doğru bir merdiven şeklinde bir sıralama yapsan, hiç kimsenin bu kadar tabii, zoruna tabii, gitmeyecek tabii, yaptığın dün, şey. Dün sıralamayı yaptım, iyi yaptım. Senin geline 1 vermediğin şu an garantisi ne? Şu an yine belki... Sen Denizli Miyasi'yi 5-4 yaptın. Ya ben biri kime bir vereceğim verdin o zaman? Kimi neye vereceğim? Bir tabağı vereceğim. İki tane tabağı verdim. Allah Allah. Gel üçüncü tabağımızı açalım. Üçüncü tabağda tam 4 puan verdin. İki tane beğendiğin tabak of olduğunu söyledin. Bakalım 4 ve 5'te yeşim çıkacak mı? Ya da ikisinden birinde yeşim çıkacak mı daha doğru? Hazırsan 4 puanı kime verdin öğrenelim. Bugün tadım yaparken kafan çok dağınıktı. Bakalım sana bu yarayacak mı, yaramayacak mı? Ben de merak ediyorum. Bakalım 4 puanı kime verdin? Beyhan ablacığım hazırsan. Aç. Yeşim mi? Niyasi. Beyhan teyze, teşekkür ederim. Sen zaten 1 ve 3'ün arasında kaldın. Şey olarak. Evet ya. Yani bana da 5 verebilirdin. Çünkü aynen, şimdi hani... Kalkıp da şu tabak açıldıktan sonra bana mesela şunu diyemezsin. Ya Miyase sen şansı aldın diyemezsin. Zaten iki tabağı yok, beğendim. Yok ikiyle, şey, ikiyle birin arasında. Evet var, zaten öyle oldu. Teşekkür ederim. Sadece bir şey olarak mı seçtin? Hani belki 5, belki 4. Hani yani ya birinci tabak da ya üçüncü tabak da diye. Dedim ki hani en azından yeşime 4 geçse de üzülmem. Bir gideceğine. Yani birebir aynı mı geldi sana tabaklar? Evet, evet. İkisi ben de bir şey söyleyebilir miyim? Şu takıntıların ne zaman gidecek merak ediyorum. Bir şeye takıldığın zaman takılıyorsun. 7/24 saat Miyasi'ye 4. Takıldın zaten. 1'e takılırsan 1. Bir gün 5'e de takılacaksın onun farkındayım ama... benim bilezik alıp altın listeye ondan önce girmem için... onu artık 4 vermemen Yeşim, lazım. Yeşim 2 hafta boyunca sen burada benim hiç yarışmamam lazım. Benden önce yok, altın listeye senin girmen arkanda lazım. Sevilay Hanım... ha. Beyhan teyzen olduğu sürece... onu geçeceksin. Bilezik, bir dakika o bilezikleri ha de takarsın... Bak söylüyorum, listeye de girersin. Hemen. Arkan çok sağlam çünkü. Yeşim, evet, ben sana bir şey söyleyeyim, hı, mi? Sen benden önce altın listeye girmen için 2 hafta benim burada çalışmamam lazım. Yok, ona gerek anladın yok. Anladın mı? Çünkü aramızda oho daha çok bilezik farkı Sevilay var. Sevilay Hanım bana zaten puanları ben, dağıtacak. Bak, bir şey ama benim kayınvalidem... mi? Benim için fark etmez. Ben mesela bu hafta ne çeyre oynuyorum ne başka bir şey. Kura'ya da kalsam fark etmez. Hı. Kura'ya da kalsam gireceğim, bilezik de alsam gireceğim. Ama... sen o listeye gelene kadar ben hı çoktan girmiş olacağım. Ben yani çok... benim Miyase'nin burada o günkü elimin kesildiği gibi burada olmaması lazım. Hı. Alabilmen için. Sen... ki bak kadın hı ağzıyla diyor ki bir de sen var mısın yok musun bilmem. Herkes kendi gelinini ya bulsun o da ayrı bir düşünce. Altlarını bilemez ama zaten. Bir ve üçün arasında kaldım diyorsa benim tabağım kötü bir şey değildir. O tabak arasında mı arasında kalmaz. O direkt üçüncü tabağa puan vermiyordu normalde. Dünkü puanlamasının aynısı fark etmediniz mi?
Sırf bir değişiklik olsun diye dördüncü tabağa bir verdi. Şimdi siz neyin tartışmasını? Hayır, ben anlamadım ki Yeşim'i. Evet, benim tabağımda bak kayınvalide... Evet, sana dört vermesi benim işime gelmez. Yeşim, özel hayatında konuşursun ya da senin tabağın açıldıktan sonra konuşuruz. Hayır, şu anda... Evet, gündem sensin, seni söylüyorum zaten. Bak şu anda... Sensin. Konu benim, evet. Ben konuşuyorum ama Beyhan teyzeyle. Tamam, ben de kayınvalidem. Şimdi söz hakkı bende ya. Ama bana da doğuyor, Yeşim, benim kayınvalidem. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi biraz dinlensin ağzında, çenende. Bunu sen mi söylüyorsun? Bir alsan da konuşuyorsun, dört alsan da, beş alsan, ne alırsan al. Ya da kim ne alırsa onda da konuşuyorsun. Müsaade et, ben Beyhan teyzemle kendim konuşayım. Yanına yani gelsin. Bugün mesela biraz canı sıkkın, bir sağ halini hatırını sorayım. Beyhan teyzeciğim, teşekkür ederim ama bugün böyle bir durgunluk var sende. Bir sebebi var mı? Hani ya, o dikkatimi çekti şu an puanlardan da ziyade. Durgunluk da şöyle, dün ben gelinime bir verdim ya, gerçekten çok üzüldüm. Bugün ya de, bugün de verirsem? Ya biraz daha dedim, ya bugün de verirsem. Yani şimdi şöyle, senin bence dün vermenin sebebi, ben uyuduğunu gördüm senin. Hani diğer kayınvalideler gibi değilsin, uyuyorsun, uyuduğun için de Yeşim'i bulamadın. Bugün uyudun mu bilmiyorum. Bugün de uyuduğun gibi gördüm biraz. Hayır. Ama öyle gibi geldi bana. Hani hayır, biraz uyudun gibi geldi. Bugün de Yeşim'e bir verme ihtimalin olabilir. Peki sen buna hazırlıklı mısın? Ben onu merak ediyorum. Yeşim bana verdiği dört değil de bence sana gelen birle ilgili. Yo, sen şimdiden hazırlık konuşmanı. Bana alıştırıyor birlere. Yani bir eski Beyhan teyzem geri geldi. Ben aslında buna mutlu olurum. En büyük rakibim Yeşim. Yeşime bir gelir, bana dört gelirse benim işime gelir. Yok, Beyhan teyzenin de işine gelir.